Bayındır Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağım ürün Vester markasının VS887 modelli metal kaplı, metal görünümlü diyelim bir Bluetooth hoparlörü. Bunun tanıtımını yapacağız. Güzel bir hoparlör, ses gücü gayet iyi ve kaliteli ses veren bir ürün. Made in China, Çin'de üretilmiş bir ürün. Biliyorsunuz ki bu ürünlerin, elektronik ürünlerin, hoparlör, kulaklık vesaire birçoğu Çin'de üretilmekte. C belgeli, ROS belgeli ve aynı zamanda çevre dostu bir hoparlörmüş. Ha, renkler mevcut arkadaşlar. Onlardan da kutu açılımına geçmeden bahsedeyim. Bana pembesi denk geldi. Ha, kendim kullanmıyorum arkadaşlar. Bu videoları biliyorsunuz ki ürün tanıtımını yapıyorum. Ürün tanıtımını yaptıktan sonra ya bu çekilişte ürünleri gönderiyoruz ya da tekrar geri gönderiyoruz arkadaşlar. Pembe renk, mavi renk, siyah, altın renk, kırmızı renk, gümüş renk ve mor mu bu? Bir de mor renk varmış. Açalım. Ürünümüzü inceleyelim. Şimdi ürün kutusunu açtıktan sonra şöyle bir şarj kablosu çıkıyor. Bir tarafı mikro, uç. İnce olan değil, kalın mikro. Diğeri ise USB. Şöyle bir 50-60 santimlik bir şarj kablosu. Adaptör çıkmıyor biliyorsunuz ki bunlarda. Ya telefonunuzun adaptörüyle ya da herhangi bir USB güç kaynağından şarj edebilirsiniz. Bir yerde şöyle yine bir 50-60 santim uzunluğunda çift taraflı AUX kablosu çıktı. Bunu da bir kenara koydum. Şöyle bir kullanma kılavuzu çıktı. Bir tarafı Çince, bir tarafı ise İngilizce. Nasıl kullanacağız? Bununla ilgili bilgiler var. Bunu bir kenara koyalım. Artık hoparlör videosu tanıtımı yapa yapa hani hemen hemen hepsi aynı mantıkla çalışıyor. Onu da ezberledik arkadaşlar. Yine de göstereceğiz. Kutudan evet. Kullanma kılavuzu, AUX kablosu, şarj kablosu, bir de hoparlörümüz. Poşete koymuşlar çizilmesin vesaire diye. Şöyle parlak bir yüzeyi var arkadaşlar. Hani renk de hani güzel, hoş duruyor. Parlak yüzeyli bir ürün. Ha, metal görünümü verilmiş ama metal değil. ABS malzeme, ondan bahsedelim. Şimdi bakalım neler var. Şurada mikrofon girişi var. Mikrofon girişi ne işe yarar? Bluetooth'la bağlı iken telefon görüşmesi yapabilirsiniz. TF kart girişi var. Micro SD dediğimiz telefonlara taktığımız hafıza kart giriş yeri. Hafıza kartıyla müzik dinlersiniz. AUX kablosu ile bir tarafını buraya, bir tarafını da herhangi bir MP3 çalara, telefona takıp müzik dinleyebilirsiniz. Şurada DC 5 voltluk şarj giriş yeri var. Şarjını buradan yapıyoruz. Yaklaşık 2 saat, 3 saat şarjda, maksimum 3 saat şarjda tutmanız yeterli olacaktır. Ve şarjı tamamen doluyken 5 saat ile 8 saat arasında değişmek üzere müzik dinleyebilirsiniz, kullanabilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Şurada ileri geri düğmesi var. İleri geri düğmeleri aynı zamanda çift fonksiyonlu düğmeler. Yani bu uzun bastığımızda sesi artırıp kısan düğmeler arkadaşlar. Ve play pause düğmesi, aynı zamanda arama cevaplama düğmesi ve mod düğmesi. Şimdi on off düğmesi de alttaymış. Açalım buradan. The Bluetooth device is ready to pair. Ürünümüz açıldı. Şimdi moddan bakalım. Belki radyo da vardır. The radio mode. Evet. AUX input mode. Evet, AUX modu. The Bluetooth device is ready to pair. Şimdi Bluetooth modundayken bir flash bellek takalım bakalım. Flash belleğimizi kuracak mı? Benim flash bellek su geçirdi vesaire, çok şey geçti başından, bazen okumayabiliyor. The Bluetooth device is ready to pair. Flash belleğimi okumadı da. Hmm.
Neyse Bluetooth bağlantısı yapalım. Flash belleği mi okumadı? Evet, Bluetooth ismi de model numarasıyla aynı. VS887 bağlan diyorum. The Bluetooth device is connected successfully. Evet, Bluetooth bağlantısı başarılı. Girelim, müzik açalım. Şöyle bir de bilekliğe takmak için bir askı aparatı var. Böyle de taşıyabilirsiniz. Şimdi bası tutup kısalım. Bakın buradan şurada şu sol tarafta ses şeyini göreceksiniz. İmgesini. Basılı tutacaktım, pardon. Bakın açılıp kısılıyor. Şöyle biraz daha ileri alayım. Bakın çıktı, gördünüz mü? Sesi buradan da açıp basılı tutarak kısıp açabiliriz. İş görüşmesi mi? Profesyonel erkek elinin altında. Uzun lafı. İleri geri için buna basıyoruz. Evet. Niye böyle bir ses çıktı? The radio mode. Şu kablolardan birini takalım. Aux input mode. Aux moduna geçelim. The Bluetooth device is the radio mode. Bakın bir kere bas çek yaptım. Radyo kanallarını tarıyor. Bakalım. Play pause düğmesine bir kez bas çek yaptığım zaman radyo kanallarını taramaya başlıyor ve hafızasını alıyor. Hafızasını aldıktan sonra ileri geri düğmeleriyle kanallar arasında geçiş yapabiliriz. Bakın. Radyo da gayet güzel çekiyor arkadaşlar. Ses sonunda. Bakıyoruz efendim şu anda kolay da olmuyor bu kadar ama Mehmet Ali gerekeni yapıyor. Çok sürecek mi Mehmet Ali bu arada? Evet, çok sürecek mi? Bekliyoruz. Çok sürecek mi? Aux input mode. The Bluetooth device is ready to pair. Evet, şimdi ölçülerine geçelim. Hoparlörün. The Bluetooth device is connected. Kapatalım. Hoparlörümüzün çapı 6,5 santimetre çapı var arkadaşlar. Yerden yükseklik ise 7 santimetre de yerden yüksekliği var. Dediğim gibi farklı renkleri var. Bu pembe ışıktan biraz parlıyor, çok belli olmuyor. Siyah, kırmızı, pembe, mavi, gümüş, altın rengi olmak üzere farklı renkleri mevcut. Güzel bir hoparlör. Tavsiye ederim. Fiyat performans ürünü arkadaşlar. Yine ucuz hoparlörler var bu şekilde olup da. Onlardan değil en azından. Radyosu var ve bu kadar özellik bir arada. Bakın tekrar sayalım.
AUX mod, yani AUX moduyla müzik dinleyebiliyorsunuz. TF kart dediğimiz micro SD hafıza kartıyla müzik dinliyorsunuz. 2 yaptı. Flash bellekle müzik dinliyorsunuz. 3. Bluetooth bağlantısı. 4. Ve FM radyosu var arkadaşlar. Radyo dinlerken play pause düğmesine bir kez basın, kanalları tanıtıp hafızasına çeken kanalları alıyor arkadaşlar. Güzel bir ürün, tavsiye ederim. Ölçülerini de verdim. Bir tek ağırlığını veremedim. Onunla ilgili bakalım bilgi var mı? Şu an terazim yanımda değil, tartamıyorum ama onunla ilgili bir bilgi girilmemiş. Yaklaşık bir şey söyleyelim. Yani bir 200 gram, 150-200 gram o kadar var ya da yok arkadaşlar. Hafif bir ürün. Yalnız da taşıyabilirsiniz. Dediğim gibi şarj süresi 2-3 saattir. 2-3 saat yeterlidir. Şarj edip 5-6 saat dinleyebilirsiniz. Piknikte, kampta, gezmeye giderken yanınızda taşıyabilirsiniz. İstediğiniz zaman çantanızda taşıyın, çıkarın. Bir pikniğe gittiniz, bir yere gittiniz, oturmaya gittiniz, sahile gittiniz. Çıkarıp müzik dinleyebilirsiniz. Tavsiye ederim arkadaşlar. Ürünün satın alma sayfasının linklerini de videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Ürünle ilgili diğer kullanıcıların yorumlarını da okuyabilirsiniz. Yani bu fiyat performans ürünü, bu fiyatlarda bir hoparlör işinizi görecekse, yani bu tarz bir ürün arıyorsanız, yani fiyatına göre, fiyatı da yaklaşık 60 lira mıydı öyle bir şey, güzel bir ürün, tavsiye edebileceğim bir ürün. Radyoların kanallarında birlikte denedik, gördüğünüz gibi birçok kanalda çekiyor. Yani hani çekmemezlik, bir kanal çekeyim, başka da kanal çekmiyor, sürekli cızırtı yapan ürünlerden değil arkadaşlar. Tavsiye ederim. Güzel bir ürün. Bakın böyle gold rengi de varmış. Siyah rengi de varmış. Bu tarafta da var mı? Bu da kırmızı rengi. Bu şekilde bir hoparlör. Tavsiye ederim. Önerileriniz ve şikayetleriniz olursa videonun yorumlar kısmından bizlere yazabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bir videoyu da beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.